Herkese merhabalar. Hepiniz nazilimize hoş geldiniz. Evden çıktım, yalnızım bugün. Annem ilaçlarını aldı. Hasta biliyorsunuz, uzandı. O dinleniyor. Esra da derslerinin başında. Benim de pazara gitmem lazımdı. Çünkü Ebru'ya gideceğim. Bir şeyler istedi. Peynir falan istedi. Buranın peynirini sever. Örkop diye bir süt ürünleri bayisi var. Oranın peynirinden istedi. Çıntar istedi. Bakalım bulabilecek miyim? Peyniri alırım da çıntar biraz bulunur mu tereddüt ediyorum. Onları almak için pazara gidiyorum. Hava da çok güzel. Hava da çok güzel. Böyle yürüye yürüye şimdi çarşı tarafına gideceğim. Oradan salı pazarına. Bugün salı pazarı. Bakalım neler var neler yok. Beraber göreceğiz. Çok şükür iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bakalım. Ebru'nun yanına aslında bugün gidecektik. Kaldık yarına. Yarın gidebiliriz inşallah. Bakalım. Hayırlısı olur. Trenle yolculuk yapacağız Esra'yla. Bayağıdır, kaç senedir tren binmedim. Tren yolculuğunu özledim. İzmir'e kadar trenle gideceğiz. Oradan da evine geçeriz Ebru'nun. Bakalım, o da yarın çalışacak. Hep beraber aynı anda evde oluruz yarın Allah nasip ederse. Şimdi ben böyle bir gezdiğim yerleri ara ara göstereyim size. Şimdi yürüdüğüm cadde Ordu Caddesi. Annemin evi çünkü Ordu Caddesi'ne yakın. Böyle çam ağaçlarıyla süslü bir yol. Burası merkeze gidiyor. Uzun Çarşı'ya da, belediyenin oraya da buradan gidiliyor. Böyle yürüye yürüye şimdi çarşıya. Çok severim bu Ordu Caddesi'nin yürüme yerini. Kaldırımları geniş. Yürümesi rahat yani. Şöyle bakın, her yer çam ağacı. Ve kocaman kocaman. Şimdi nereye geldim? Şu taraf 23 Nisan Parkı. Yazın çok güzel olur. Tıklım tıklım her yer. Burası da böyle Atatürk Parkı. Yılların parkı burası. Bizim gençliğimizden beri var. Çocukluğumuzdan beri var. Bakın böyle. Güneşten ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama girişi de çok güzeldir. Şöyle karşıda bakın, anıtlar var. Şu şekilde çok güzel. Buradan yine devam. Belediyenin o tarafa, Uzun Çarşı tarafına. Belediye binasının oraya geldik. Geçen geldiğimizde de çekmiştim ben burayı size. Şöyle bakın, tekrar göstereyim. Geçen nişana gitmiştik ya, buranın en üst katıydı. Güzel bir salon olmuş belediyenin. Nişan, düğün, nikah için güzel. Bayrağımız bakın nasıl güzel dalgalanıyor. Rüzgar çıktı sanki. Köprümüzde nasıl güzel oturuyor bakın. Sessiz, sakin. Allah. Rahatı bozuldu. Böyle burası da. Yılların okulu, 5 Eylül okulu karşısı. Şöyle. Şurası da Seheryeli dondurması. Yazın inanın orada kuyruk oluyor. Hem dondurması çok güzel. Hem dışarıdan böyle gelenler illa o dondurmayı illa yiyecek memlekete gelince. Tadı çok güzel. Hem dışarıya göre uygun. Uygun da değil aslında, normal ama tadından dolayı kuyruklar oluşuyor. Şöyle çok güzel ya. Her insanın memleketi kendine güzel. Her zaman söylediğim.
Evet, meşhur uzun çarşımıza girdim. Bu motorlarda girmesi olacak buraya da, aslında motorluları da sokmamak lazım. O sessizliği bozuyorlar. Çünkü burası trafiği kapalı bir alan. İnsanlarımız rahatça yürüsün geçsin diye. Çünkü iki tarafı da böyle dükkan. Cadde hep turunça ağaçlarıyla. Bakın aşağıya kadar turunça ağaçlarıyla dolu. Mesela Nazilli'ye gelen illa bu uzun çarşıyı gezer. Ha, farklı bir şey mi var? Hayır. Sadece trafiğe kapalı ve dükkanları olan bir yer. Turunçlar da ne güzel görünüyor. Zarraflar da hep bu uzun çarşıdadır genellikle. Cadde üzerindedir. Böyle. Kalabalık. Şuradan ara sokağa gireceğim ben peynir almak için, ama şuradan bir girelim. Bu ara sokaklarımızda hep bakın dükkanlarla doludur böyle. Ayakkabılar, giyim dükkanları. Çok bol. Yani her şey bol ve uygun. Nazilli'de. Hani bir İzmir, bir İstanbul, Ankara gibi değil ama hani ilçe bazında gerçekten büyük çarşısına sahip. Şimdi şuradan döneceğim. Sonra bulacağım. Örkobu. Evet, öteki pazar yerinin oradan, uzun çarşının yan taraflarından, dükkandan Örkob peynirlerini buldum. Vakumlattırdım. Çünkü hepsini bir anda yemeyeceğinden bozulmasın diye vakumlattırdım güzelce. Birini anneme aldım, bir parçasını. Diğerleri Ebru'ya aldım. Şimdi de salı pazarına doğru yürüyorum. Bu taraftaki pazar ayrı. Özel hastane tarafında kuruluyor. Şimdi yavaş yavaş oraya gidiyorum. Hava da sıcak, inanın ceket fazla geldi üzerimdeki mont. Vallahi hava mis. Pazarı buldum. Yıllar oldu ben salı pazarına gelmeyeli. Hep perşembe pazarına gidiyoruz ya da annemi yakın olan cumartesi pazarına gittiğimizden. Bu tarafın pazarını yıllar oldu görmeyeli. Yavaş yavaş böyle gezeyim. Tek başına da böyle pazarda gezmenin tadı olmuyor. İnanın. İlla yanınızda böyle bir kişi olacak. Böyle hem sohbet edeceksiniz hem pazarı dolaşacaksınız. Ama annem hasta olduğundan, Esra'nın da işte tamamlaması gereken ödevler olduğundan tatilde çıkmadılar. Ne yapalım, bugün de tek tek takılayım böyle. Bu taraf leblebinin envai çeşidi var. Evet, sebzeler bir yandan başladı. Dedim ya, çıntar bakacağım ama inşallah bulurum. Annemin de bir şey istemiyor canı. Pişimi yapsam diye düşünüyorum ama bakayım. Ana, çıntar var şurada mı? Ne kadar çıntar? 80. Bir gezeyim, bulunacak demek ki. Hemen ilk gördüğümden de almayayım. 80 liraymış. Çok böyle siyahlamış kenarları, ondan canım istemedi. Daha güzelini bulursam alırım, bakayım bir. Ya onun elma gibi kurdursun. Ayrı. Bir de incir gibi kurdursun. Kabuklar çok güzel. Hayırlı işler. Bunlar semt pazarları. Perşembe pazarı kadar büyük olmaz ama gene de bizim Muğla'ya göre büyük.
Domates 15 liraymış. Muz 20. Evet, evet. Ayvalar 15, elma 15, limon 10. Ben fiyatları da söyleyeyim. Ödemiş patates mesela 15. Şimdi köylülerde olur çıntar genellikle. Şimdi ben normal tezgah değil de köylü pazarın olduğu yerlere bakmam lazım. Çıntarı. Kereviz pırasada 15 lira. Karnabaharın lahananın güzelliği. 15 lira lan. 10 lira 15 lira. Karnabahar lahana. Harika. Size ne göstereyim? Bakın böyle bizim enginar sapları satılır bu şekilde bakın. Göbeksiz bu şekilde pişirilir, yemeği olur. Şöyle şu sapları ayıklanır. Ne kadar güzel. Böyle göbekli olan da var bakın burada. Şöyle göbekli enginar da var. Çok güzel. Pancarlar falan çok güzel ama çıntar yok ya. Hiçbir yerde göremiyorum şu an. Üzüldüm. Ebru çok istiyordu anne, illa çıntar bulursan çıntar. Geçen de nasip olmadı. Bu sefer de nasip olmayacak diye üzülüyorum. Ne güzel bir tezgah, fazlama, yufka, erişte, çok güzel. Hadi gayret. Çıntar aramaya devam. Ne göstereyim size? Bakın çıra. Sobayı bununla tutuşururlar bizim burada. Hani şimdi soba yak jeller var ama genelde bu çırayla tutuşurulur. Ben de köyde mesela hep çıra kullanıyordum geçen sene Diloş'umuzun evindeyken. Alın elmas her. Her şey bol. İnanın. 10 lira 15 lira ne alırsanız ki buna mandalinler de dahil, böyle patates, soğan, sebzelerin hepsi 10 lira 15 lira. Domatesler bile öyle. Bakın bizim topladığımız ısırganlar çok güzel. Hayırlı işler ablacığım. Geldiğim yoldan dönüyorum. Çıntar bulamadım çünkü dedim ya, bir yerde gördüm. Simsiyah, inanın içime sinmedi. Ebru'yu da aradım. Annem dedim, koca pazarda gezdim ama simsiyah çıntar. Anne alma o zaman dedi. Valla nasip değil demek, çocuğum çok istiyordu ama inşallah İzmir'de de bulurum. Pazara falan çıktığımda alıveririm. Bakalım nasip. Gideyim de eve. Maydanoz filan aldım. Şey yapayım. Mayalı pişi. Annem de canı hiçbir şey istemiyor. Gideyim hemen biraz hamur mayalayayım. Mayası belki yoktur. Hiç aramayayım. Uyuyordu. Kuru maya alayım marketten. Bir azıcık hamur mayalayayım. Pişi yapayım ona. Çok seviyor çünkü. Yanına da bir çay demlerim. İyi olur valla. Of, hava bahar. İnanın arkadaşlar, bu kış mevsiminde bu hava normal mi, anormal mi bilemedim. Vallahi hava bahar gibi. Yiyecek içecek o kadar uygun ki. Hani fiyatları da size gösterdim. 10 lira 15 lira fiyat çok iyi. Maydanozu 5 liradan aldım. 5 liradan 2 bal maydanoz aldım 10 lira. Vallahi çok ucuz hani. Çiftçinin ürettiği şeyde para olsun istiyorum. Çünkü çok emekle yapılan şeyler. Yani ekimi, dikimi,
Yani her türlü işi gücü, soğukta uğraşması çok zor. Emeğinin karşılığını alsınlar inşallah. Hani bizler ucuz aldık diye seviniyoruz ama onlar için çok zor. Biliyorum yani, kendim de bildiğim için üretim aşamalarını. Öyle. Şuradan Anna Cadde'ye çıktım mı doğru eve. Gideyim de kayınvalideme şöyle pişileri yapayım. Pazardan geldim, hemen mutfağa girdim. Annem halen uyuyor. İlaçlar onu bayağı dinlendiriyor galiba, uyuyor. Dedim hemen hamurumu mayalayayım. Ne yapacağım hemen? Taze yoğurt olsa taze yoğurt da koyacaktım ama taze yoğurt yokmuş evde, kese yoğurdu var. Koymayacağım. Şöyle. Oda sıcaklığında olduğundan ılıtmayacağım. Aslında ılık iyi oluyor mayalanırken de. Soğuk değil. Doğal gaz olduğu için evler ılık. 2 bardak su koyacağım. 2 bardak süt koyacağım. Yoğurt olsa bir 5-6 kaşık da şimdi yoğurt koyardım ama maalesef olmadığından koymuyorum. 2 ölçekli yapıyorum bunu. Normalde birer ölçek yapıyordum ben. Mesela 1 bardak su, 1 bardak süt yapıyordum. Şimdi 2 tatlı kaşığı şeker mayalanması için. 2 tatlı kaşığı tuz. Hepsini atayım şu an ağzıma. Tamam. Şimdi 2 pakette maya atacağım. Bunları bir karıştırayım. Ondan sonra aldığı kadar un. Bir yemek kaşığı falan geliyor maya. Birazcık fazla mayalıyorum ki kalanından böyle bazlama yapacağım küçük küçük. Şunları da alayım şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Yapması benden. Tabi tuzu Rabbimden inşallah. Şöyle mayayı güzelce şekerle tuzla yediriyorum. Biz mesela kendimiz evdeyken bir paket mayadan bir su bardağı süt, bir bardak işte su yetiyordu. Çünkü bazlama yapmıyordum kalanda. Annem seviyor diye bugün bazlama yapıp vereceğim. İnşallah güzel olur. Hamurumuz oldu. Şöyle koyayım. Üstüne de örteyim. Peteğin yakına koyayım. Hemen mayalansın. Mayan bayağı gelmiş. Şuraya şöyle yağ döktüm de. Şurada pişilerini yapacağım.
eski bezelerini ayırayım. Şu şöyle dursun. Çok olursa bazlama yapacağım çünkü. Tamam. Beş tane şöyle küçük hamur ayırdım. Elim şöyle yağlıyorum hemen. Hamurumu açtırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olur. Şöyle birikleyeceğim. Birazcık şuraya. Ondan sonra. Babaannene sor. Babaanneciğim tuz var mı de. Çünkü tuz göremedim ben çocuğum. En son tuz kullandım. Tuz yoksa tuzla al. Tamam çocuğum. Bir babaanne sor. Benim çantadan alabilirsin parayı. İçim bitti. Bakın. Ayırdığım hamur da bitti. Bu kadar ölçülü olur. Elim bu kadar ölçülü olur. Rastgele yaptım ama tam yetti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tamam. Şimdi şunları kızartayım. Bazlamayı da sonra. Da şöyle ayıracağım. Küçük küçük. Bir yandan pişileri pişiriyorum. Bir yandan da bazlamayı atacağım.
de böyle üç tane şöyle göbeği delikli hamur kızartacağım. Bizim buralarda börek diye geçer bu. Hayır işlerinde dağıtılır. Mesela hani cenazeden sonra üç hayırında mevlütlerde hep bu börekten yapılır ama böyle daha büyük yapılır. Ben küçük küçük yapacağım böyle üç tane tadımlık. Hemen böyle yağla açıyorum. O biraz daha böyle kıvamı daha hani nasıl derler? Daha sıvık oluyor. Bakalım nasıl olacak. Ben de yapayım istedim ama şöyle ortası deliniyor. Kenarları açılıyor. Çünkü Esra içli yemeyebilir. Bunlardan yer en azından. Allah bazlamam ne oldu? Çeneye çalıyorum, bazlamayı unutuyorum. Yazmayayım da. Tadı nasıl olacak? Şunu da yaptım mı? Tamam. Bir tane daha bazlamam var. Göstereyim size şöyle bazlamamı. Küçük de olsa nefsi kırıyor. Sonucunu da attım. Bakar mısınız kişilerim? Böyle iki servis tabağı yaptım. Çayım da güzelce demlendi. Mis. Bu da böyle üç tane oldu. Bunu da koyayım. Şimdi burası havalanana kadar bir durayım ben. Hem bulaşıkları yıkayım, ondan sonra annemleri çağırayım. Çünkü inanılmaz kokuyor. Dursun aspiratör. Şunları da yıkayım. Sonra yemeğin başına. Yemeğimizi yedik. Sıcak sıcak pişileri indirdik mideye. Karnımız davul gibi oldu. Üzerine böyle okkalı bir Türk kahvesi. Vallahi güzel yedik. Böyle çayla yanına peynirdir, yeşilliktir, zeytin. Pişiyle. Başka hiçbir şey koymadım yanına. Mis gibi yedik. Elhamdülillah. Yarabbim. Bir yandan bulaşıkları toparladık. Esra bulaşık makinesini yerleştirdi. O da kendine kahve yapacak. Türk kahvesiyle arası yok. Su koydu ama kaynadı. Şunu kapatayım. Yanına vurma çıkarayım. Şöyle yıkatayım vurmaları. Derin kaynama şöyle karşılıklı kahvelerimizi içelim. Karnım şişti, sıcak sıcak diyor, mideyi indirince pişileri diyor,
Karnım şişti. Vallahi benimki rahatsız oldu. Oy şükür. Kimseye Rabbim açlıkla terbiye etmesin derler ya. Allah razı olsun. İsteyen herkese diyorum versin. Aç kalınmasın ya, açlık zor. Banyodan sonra birazcık iyi misin anne? İyiyim çocuğumla, şey vücudum ışığı geçmiyor, geçmiyor yani. Ne biçim şey bu, ben böyle bir şey yani, bak kulaklarımdan konuşuyorum sanki. Tıkalı burun, boğaz, kulaklar tıkalı. İşte o sinüsler böyle attıkça o balgam falan açılacak inşallah. Ya. Kaç gündür? İçin dolmuş yani, o beynin dolmuş, kafatasının içi dolmuş. Kafede geri kafam, beynim çalışmıyordu benim. Estağfurullah. Ay anneye güldün. Zere diyorsun kafam çalışmıyordu kaç gündür. Bazı şeyleri kafam çalışmıyor. Bulmaca bile takılıyordum herhalde ondanmışmış. Kafanın içi dolmuş sanki, şuraların şuraların dolmuş demek. Hala daha diyor. Biraz öbür gene. Çıksın çıksın. Bu o çıktıkça rahatlayacaksın anne. Havada bir güzeldi bugün şansımız. Hasta olunca biriniz ders, biriniz hasta olunca. Ben yalnız başıma gittim, hiç tadı tuzu olmadı çarşının. Hani bak gittim, son, geldim. Son günlerde hiç güzel havada çıkamadıydık. Ne güzel. Çok güzeldi. Aslında ben şey ettim de kalktım, olmayacak. Gidemeyeceğim. Yürürken var ya o ceket falan böyle çıkarıp atasım geldi. Yani, o kadar hani, güzeldi. Gidebilseydim şuradan yürüyelim de kanal yolundan. Oradan her yürüyüş oldu diyecektim ama yürüyecek halim yok ki. Hiç minibüse binmedim ben. Hı-hı. Gittim yürüyerek, geri yürüyerek geldim. Çok güzel hava. Çok iyi oldu. Ama dediğim gibi tadı tuzu olmadı. Annem yok diyorum. Esra yok. Yalnız pazarın tadı da çıkmıyor dedim. Olsun. Pazarda olmuşmuş mu? Yok yok, pazarı vardı. Ha. Hani çok kalabalık yoktu. Sabahki kalabalık yoktu. Hı-hı. Ama gene vardı yani. Hurmayı gördüm. Oraya koymuşsun herhalde. Onu ismi. Dolaptaydı ya. İki paket aldım ben onu. Çok severim. Birini ya. Dolaptan çıkardım. Sen çıkarmazsın, görmezsin diye. Görmemişim ben. Görsem onu şimdi araklardım. Görmemişim. Çok güzel ya. Oraya koyunca gözüm el işte. Yıkadım anne. Hurma çok kararlı. Ben yıkamadan yemiyorum zaten. Hı, yıkadım. Yıkadım ye. Yavrum, kahveni yaptın mı? Afiyet olsun. Dersin başına. Hay bakalım. Tamam. Bay bay. Elin içi mi çok sıcak, bana mı çok sıcak geliyor? Vallahi, böyle ben, şey var. Bir anda sıcak basıyor. Ben de benim odaya gidince orası soğuk geldi de. Azıcık şu kokusu çıksın da ondan sonra açık bırakacağım. Ay, benim odam soğuk bilmem. İşte yağlı bir şey yapınca da kokuyor. Hava güzel olunca biraz sıcak oluyor. Sıcak. O zaman düşürüyorum ben şeyleri. Dereceyi. Esra'ya bile fazla geldi. Bak yan oda anne kapatın diye. Gece sıcak oluyor. Sıcağa gelemiyorum ben de. Çorap giymediğimden de mi üşüyorum bilmiyorum ki. Çocuğum ayağım giyiyor. Ayağında mı hiç çorap yani durdurmuyorsun anne. Bir bakıyorum çorabı çıkartmışsın. Bir taraftan giyerim, bir taraftan çıkarım. Öyle. Sıkıyor ayaklarım. Sıkılıyor yani. Geniş işte belki de lastikten söktüm. Halbuki onlar biraz sıkıyor yani. Bir de anne enfeksiyon olduğunda işte demek ki ateş yapıyor. Tamam ateşin yok ama belki dışı vurmuyor ve bakılısı vardır. Halbuki derecemiz alıyor. Baksam olacak mı? Bayağı ilgili sanki ateşin varmış gibi geldi bana. Ateşin yok ama. Şöyle vücudum ellenince ateşin varmış gibi geldi. Çok yemişsin. Ben çok yedim ya. Tok hastası oluyorum. Yiyorum. Ondan sonra diyorum ki tok hastası oldum. Midem çok şişti diyorum. Kahve iyi gelir inşallah. Ben tek bek yapmam bunu. Şey, eskiden Meryem'deyiz ya çok yapardım. Şimdi her zaman biz de yapmıyoruz hani yağlı diye. Şimdi çok yağ emiyor. Yani aşırı da gerek yok. Böyle arada. İçine sirke koyarsan bu yağ yağı fazla emmiyormuş. Hiç duymamıştım. O da bir de çiçek yağı. Zeytinyağı çok yemiyor. Aslında karıştırmak lazım çiçek yağıyla. Hiç kullanmıyorum ben çiçek yağını. Teyze kullanıyor kızartmalar falan. Ben kızartma yapmıyorum ki zaten. Aynen. Ayda yılda. Biz de öyle.
başka türlü ağır gelen, sürekli de öyle yağlı falan yiyince insan rahatsız olur. Üstün başı kokuyor. Kokuyor da. Ondan evet. Sonra bir banyoya girmeyi lazım. Kokuyor. Maalesef. Tam benim kızartmayacağım istediği zaman da yeni ben banyoyu bir gün önce yapmış oluyorum ya da o gün yapmış oluyorum. Hadi diyelim boş ver. Evet. Köyde olacağım. Ocakta yapacağım. Çıtır çıtır mis gibi. Ocak kızartması. Hiçbir şeyin yeri tutmuyor. Eski insanlar kızartma yemiyor muydu? Yiyordu ama sağlıklıydı. Sağlıklıydı canım. Hiç şimdi yasak. Kızartma işte yasak kötü diyoruz ama. Şeker ne damar aynen. Problemi hiçbir şey yoktu yani. Eskiden hemen iş kayıt zamanında ne oluyordu? Hemen atıyorlardı kızartmayı. Sadece tüberküloz ta bizim çocukluğumuzda küçükken yani o sıtma vardı. O sıtma da sonra biz büyüdükten sonra olmadı yani. Öbür türlü başka bir hastalık yoktu yani. Kaç yaşına kadar yaşardı o yaşlılar? Hiç ben mesela Ömer Dene'nin gelinceye kadar şeker hastalığını duymamıştım. Yani. Ay 70 senesine kadar küçükken mesela. Küçükken ben de bilmiyordum. 20 sene duymamışım yani. Yoktu etrafımızda çünkü. Mesela okulda öğretmenlerimiz falan olmaz mıydı? Olsaydı. Yoktu yani. Olsaydı duyulurdu. Beslenme değişti. Tabii. Kullanılan besinler değişti hep. Nasıl, katkılı. Onlar da nasıl artık. Şu şey girdi çocuğum Avrupa'dan gıdalar girdi. Hazır gıdalar oldu. Aynen. Hazır gıdaya geçildikten sonra oldu ne olduysa. Anne bulma yesen. Az kahve şeysin tadımı alayım da ondan sonra. Enerji verir o sana. Çünkü öyle bir özelliği var. Benim enerjim bitmiş zaten. Senin enerjin bitmiş durumda ondan iç. Ondan ye. İçine. Biz de yarın nasipse gidip gelelim de. Biz gelene kadar iyileş. Ayşe Sultan. Yarın benim teyzem var. Bugünüm var. Ne yapacağım ya? Kim ya? Hülfa teyzem var. Bugünüm var. Komşusunun ya. Evet komşularıyla. Biz gideceğiz ya şimdi Ebru'nun yanına. Biz gelene kadar iyileş diyorum. İnşallah. Şimdi biz bir yerde olunca gezmeye alışmışız ya beraber. Gezemedik ki. Gezemedik. Yani. Ben gelene kadar iyileşiyoruz. Bu şekilde de bugün videomuzu kapatalım bari. Evet. Sevdiklerimize veda edelim. Bugünlük. Hı-hı. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Evet, sevgiyle kalın.